Biraz kamera sorunları ya. Çekiyorum. Okey ya, iyidir yani. Sen gibi güzellik olduktan sonra. Teşekkür ederim. Herkese merhaba, ben Doğa Güner. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım Çarşamba gündeyiz ve saatlerimiz 6'ya geliyor. Biz şimdi yemekhaneden çıktık, çimlere oturduk devrimde ve arkadaşım Beyza ile birlikte videoyu çekiyoruz. Çünkü ben bu videoyu çekemedim. Aslında çektim ama kapanışını, sonunu falan çekip editlemeye vakit bulamadım çünkü biz zehirlendik. Zaten bu zehirlenme olaylarını falan videonun sonlarına doğru bahsederim, koyarım falan ama gerçekten çok hasta olduğum bir dönem geçirdim. 3-4 gün falan yataktan kalkamadığım bir dönem oldu. O yüzden bu videonun gelmesi birazcık uzun sürdü. Öyle genel koşuma giden ODTÜ'de 2 tane günümü paylaştığım bir video oldu. Fransız arkadaşlarımızı ağırladık. Onlarla paintball'a ve bisiklet sürmeye falan gittik. Hem de müzikale vesaire gittik. Gerçekten çok dolu dolu geçen ve çok eğlendiğim zamanlar oldu. ODTÜ'de geçirdiğim bu 2 gün dışında bu video içerisinde sizlere problem... Allah'ım niye problem deyip duruyorum? Paragraf ya, paragraf. Ya hangi problem çözemeyen insanın gözü kaldı ya? Paragraf önereceğim. Bir tane koşan grup var. Hep koşuyorlar, tamam mı? 10. turlarını atlar, ben hala giriş çekmeye çalışıyorum. Bak neredeler? Oradalar. Ve şimdi tekrar geliyorlar ve ben hala giriş çekmeye çalışıyorum. Şimdi indik bundan. Kahve düşüncelerini alalım. Hiçliğin ortasındayız. Hiçliğin ortasındayız. Şu an nereye çıkacağız hiçbir fikrim yok. Değişik uzun bir yolculuğun ardından şu anda sonunda indik. Çok uzun sürdü falan. Yaklaşık bir 9'dan beridir buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Baksanız. Excited to actually. Do you want to say hi? Merhaba. Merhaba. Hi. Yes, it's for my blog. Yes. Okay, şimdi bisiklet aldık. Turda bir tur yapacağız. I'm going to backward too. How can it's possible? Yoruldu. Şimdi Emir Gölü'nün tepesine çıktık. İnanılmaz yoruldum. Şuradaki yokuştan tırmandık buraya. O kadar bisiklet sürmemiz yetmiyormuş gibi. Şöyle başladık. Şöyle gittik buraya geldik. Arkadaşlar herkes çok güçsüz. Herkes çok büyük. Ben çok güçlüyüm ya, bu arada. Ben aynen. Herkesin önüne geçtim. Öyle bir sürüyorum ki görmeniz lazım. Yani ben iki tur daha atarım. Harika. Şu an saatlerimiz 4'e geliyor. Biz Emir Gölü'ndeydik. Bayağı bir bisiklet sürdük. Yani 1,5 saat falan boyunca Emir Gölü'nü turladık. Sonra işte yemek yedik falan derken şimdi de organizasyon ekibi olarak paintball alanına geldik. Şimdi ise paintball oynayacağız. Bir kere paintball oynamıştım. Ve o yüzden biliyorum az çok hani ortamı falan. Gerçekten çok eğlenceli ama böyle mermiler hızlı gelince birazcık acıtıyor. Ve zaten bu 1,5 saatte o kadar çok yorulduk ki anlatamam size. Yani gerçekten çok yorucuydu. Bir de bunun üzerine paintball oynayacağız. Biz daha bu akşam etkinlikler devam ediyor. Hani yarına nasıl sağ çıkacağız hiçbir fikrim yok. Şimdilik bu şekilde biraz size ortamı göstereyim. Çevreyi göstereyim. Aa, burası çok korkunç ya. Baksanıza. Beğendin mi Talha? Güzel bayağı. Ve her taraf mermiyle dolu. Talha mermi topluyor. İfşalandın. İfşalandın. Burada bir tane uçak var. Burası az önce içine girdiğimiz o ev. Harabemsi şey. Two hours later. Şu an size kaç saatlerimizi gösterelim. Sesim geliyor mu? Şu an saatlerimiz 6.30 ve biz şu anda burada takılı kaldık. az önce paintball'dan çıktık arkadaşlar. Paintball birazcık değişik ya, benim açıkçası bayağı bir canım acıdı. Abi, bir sürü kere vuruldum falan ve kimseyi vuramadım yani. O yüzden aşırı eğlenmedim. Ama işin kötü tarafı paintball'dan sonrasıydı çünkü şu anda gidecek bir yol bulamıyoruz. Yani otobüs çok az geçiyor, taksi çağırdık, bütün taksiler bizi reddetti. Hala burada oturmuş taksi bekliyoruz. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Benim bütün videolara girişim böyle bir şey diyeceğim. Ya 5 kişiyiz diye almamak ne, aynı parayı almıyor musun arkadaşım? Evet.
Yani bak tam ışığı mı kapatıyorsun? Tamam. Ha, yasak. Sabah olduğu gibi hiçliğin ortasındayız. Dönemiyoruz. Alacağım artık. Evet, yeter. Kaldık burada. Ben üşüdüm ya. Ankara bu kadar mı gelişmemiş bir yer? Antalya'da bile 5 kişilik, 7 kişilik taksiler var. Yani aynı şey. Otobüs geldi. Otobüs geldi. Otobüs geldi. Otobüs geldi. Of, saçım başım şu an çok dağınık. Bayağı yine uzun bir otobüs yolculuğu geçirdim. Hem gidişimiz hem dönüşümüz birazcık uzun sürdü ama genel çok gördüm ama bir o kadar da eğlenceli bir gündü. Bugün zaten sabah gördünüz, işte Emir'e gittik ve sonrasında orada Fransız arkadaşlarımızla birlikte işte bisiklet sürdük. Çok yorucuydu. Sonra paintball'a gittik. Orada da yani bir sağ bir sola yani sürekli bir yerlere düştüm falan. Şu an gerçekten bütün kaslarım ağrıyor. İnanılmaz yoruldum. Daha gün bitmedi. Daha International Night dediğimiz bir etkinlik var. Ay, ayaklarım yoruldu, bir saniye. Video buradan devam edebilirim bu arada. Onda da hem biz hem de Fransız arkadaşlarımız işte ülkelerinden bir şeyler getiriyorlar. Atıyorum bizde işte baklavadır, işte pişmaniye. Artık hani Türk mutfağından neler varsa da nelerimiz ünlüyse onları getiriyorlar işte. Onlar da kendi ülkelerinden yiyecek ve içeceklerini getiriyorlar vesaire. Onları hem böyle deniyoruz hem de işte dansla eğlenceli bir akşam geçireceğiz umuyorum ki. Şimdi onun için hazırlanacağım dediğim gibi. O kadar hızlı hazırlandım ki çekemedim bile. Altıma yine şöyle aynı eteği giydim. Bir de videomda şey demiştim. Hangi videodan hatırlamıyorum. Bir ara bir ODTÜ'ye gitmiştim ve kendi kıyafet alışverişimi yapmıştım, hatırlamıyorum ama o videoda şey demiştim. İşte etek aldım. ODTÜ'de nerede giyeceğim şimdi? Orası çok soğuktur falan. Yani gerçekten geldiğimden beri şu eteği giyip duruyorum. Artık kendime yeni bir şey almam gerekiyor. Hani öyle. Onun dışında altımda yine bu ayakkabılar var. Böyle. Neyse ben daha fazla geç kalmadan çıkıyorum. Arkadaşımla buluşacağım. Tüm Sivas'a selamlar. Arkadaşlar İlke benim kartlığımı çaldı ve bu organizasyonda kartlık çaldırmak bayağı büyük bir şey. Cezası var. Selam tekrardan. Gezekten gelen doğa olarak karşınızdayım şu anda. Ben size en son bıraktığım gün ne oldu biliyor musunuz? Şarjım bitti. O yüzden böyle çok fazla işte dans ettiğimizde, eğlendiğimizde o kadar kısımları çekemedim ne yazık ki. Bütün gün böyle dışarıda olduğum için ve vlog çekiyor olduğum için ne yazık ki kameram buna dayanamadı ve o gün hakkında daha fazla bir şey yok elimde. Ama genel olarak hem yürüyeceğim de çok eğlenceli bir gündü. Bu arada hani videonun başında ben hangi etkinliğe katıldım, ben ne yapıyorum, ben neredeyim, işte Fransız arkadaşlarımız nereden ve nasıl, niçin geldiler gibisinden bu tarz sorulara böyle basit cevaplar vermemişim. Onu fark ettim. Onların Fransa'dan buraya gelmiş olduğu ve onları 6 gün boyunca Ankara'da gezdirdiğimiz ve Türkiye'yi tanıttığımız bu program Verimlilik Toplumu'nun altındaki Esteem'le alakalı bir şeydi. Ve ben de Esteem'in organizasyon takımına katılmıştım. Bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi gelecek olursak ve diğer güne geçmeden önce buraya kısa bir parantez açıp videonun da başında dediğim gibi sizlere paragraf hakkında öneriler yapmak istiyorum. Eğer paragrafla ilgilenmiyorsanız ya da YKS'ye hazırlanmıyorsanız bu kısımları geçebilirsiniz. Zaten açıklamaya da zamanlarını koyuyor olacağım. Paragraf önerilerini, işte kaynak önerilerini ve paragraf hakkında konuşmaya geçmeden önce sizlere bu yıl yapmış olduğum THT Türkçe'nin göstereceğim çünkü hani belki bu kız kim, hani biz kimden tavsiye alıyoruz falan demek isteyebilirsiniz. 39'a bir yapmıştım, o da bir yanlışım dil bilgisiydi yani gerçekten çok şey bir soruydu ama olsun yani genel olarak hani TYT Türkçe gelişimimle oldukça memnunum. Hani geçtiğimiz yıl mezuna kalmadan önceki sene 34'e 6'ım öyle bir şey yapmıştım. Yani bu sene daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Genel olarak 12. sınıfta ben böyle hazırlandığım ilk sene çok fazla paragraf kitabı bitiren bir öğrenciydim. Yani her gün düzenli şekilde paragrafımı çözerdim. Zaten önceden kalan bir okuma alışkanlığım da vardı. Ben böyle senin başından sonuna kadar böyle ton paragraf kitabı bitirdim. Bence bu yapmış olduğum şey bir noktaya kadar gerçekten çok güzel geliştiriyordu insanı. Ancak bir noktadan sonra hani insanın bunları bırakıp denemelere geçmesi gerekiyor. Çünkü soru bankaları böyle konu başlıklarına ayrılmış bir şekilde oluyor. O şekilde çözdüğünüzde bence aşırı bir verim alamıyorsunuz ve genel olarak size sorular karma bir şekilde geldiğinde hani afallama durumları vesaire olabiliyor. O yüzden bence adım akıllı 2 ya da 3 tane paragraf kitabı bitirdikten sonra TYT Türkçe denemelerini atlamamız gerekiyor. Aynı şekilde onları da bitirdikten sonra ALES'leri falan atlayabilirsiniz. ALES'leri bu arada bana geçen videomda sormuştunuz nereden bulabilirim gibisinden. ÖSYM'de kendi sitesinde böyle yayınlıyor. Bildiğim kadarıyla 2006'ya kadar var ALES'ler. O yüzden ÖSYM'nin kendi sitesinden ALES'lerin sözel kısımlarını indirip çözebilirsiniz. Bence özellikle son yıllara doğru yani işte 2022-2020 ya oralara doğru gerçekten sorular böyle daha YKS'ya yaklaşıyor. Zaten hani ALES sorularını da ÖSYM hazırladığı için böyle paralellikler vesaire olması çok çok olağan. O yüzden ALES'leri bence önemseyebilirsiniz. Bunun için birkaç tane paragraf kitabı önermek istiyorum sizlere. İlki Yayın Deniz'in paragraf kitabı. Bence Yayın Deniz'de sözel derslerde oldukça iyi bir kaynak. Aynı şekilde Hız ve Rengin bu paragraf kitabını görmen yoktur. Ben zaten bu kitapla başlamıştım. Eğer şu anda paragraf hala başlamıştım
başlamadıysanız ve bir şeylerle başlamak istiyorsanız yine Hız ve Rengin bir kitabına bakabilirsiniz. Yani benim ilk çözdüğüm paragraf kitabıydı bu. Onun dışında eğer böyle birazcık daha kendinizi geliştirdikten sonra çözmek için bir şeyler arıyorsanız Bilgisayar Malı'na bakabilirsiniz. Ben Bilgisayar Malı'nın paragrafını çok beğenmiştim. Yani özellikle hani burada da hani konu konu ayrılma kısmı var ama sonlara doğru maraton ya da işte böyle genel testler oluyor ve genel testlerde hani karma bir şekilde çıkıyor sorular ve soruları oldukça kaliteliydi. O yüzden yine Bilgisayar Malı'na bakabilirsiniz. Son olarak da favorilerimden bir tanesi Apotemi'yi önereceğim. Apotemi'nin kitabı galiba yeni çıktı ve çok fazla insan Apotemi'nin sözel kısmını bilmiyor. Bence Apotemi'nin sözel kısmı da yani yeni yeni çıkmaya başladı ama ona rağmen oldukça güzel. Ama şunu söyleyebilirim ki Apotemi'nin bu paragraf kitabı birazcık zordu. Yani ben gerçekten zorlanarak çözmüştüm. O yüzden böyle sonlara doğru belki bırakmak isteyebilirsiniz ya da işte çözmek isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi 2-3 tane paragraf kitabı çözdükten sonra ALES'leri atlayabilirsiniz ya da denemeleri önceye koyup ALES'leri böyle aralara sıkıştırabilirsiniz. O tarz bir şey de yapabilirsiniz ama denemeler hani zaten 40 soru varsa TYT Türkçe'den 30 tanesi paragraf oluyor. Gerçekten inanılmaz önemli aslında. Hani 30 net demek YKS'de sizi bayağı bir öne atacak bir şey demek ki zaten paragraf sadece TYT Türkçe'nin içinde de yok. Hani matematikte var, orada var, burada var. Yani aslında paragrafı iyi algılayabilmek ve algıladığın şeyin bir çözüm üretebilmek bütün sınavı kapsayan bir şey. O yüzden bence oldukça önemli diğer derslerin nazaran paragraf çözebilmek. Evet, benim paragraf hakkındaki önerilerim bu şekildeydi. Şimdi sizlere direkt bir sonraki günü aktarıyorum. Bir sonraki günde de işte müzikali falan gittik, onları gösteriyorum. Ondan sonraki günde de tekrar geleceğim ve bu sefer de zehirlenme vakamızı konuşacağız. O zaman iyi seyirler. What tomorrow? You don't change the word. Was sent to him. Hocam Modern Family iyi ya. Abi şimdi dur şurayı şöyle çekeyim. Hatay ne kadar? Bu 42 lira. Mutlu bir Beyza. Bu videoyu saklıyorum. 4 sene sonra aynısını çekerim burada. Tarihte 2 Kasım. Yok 3 Kasım bugün. 2 Kasım çarşamba. Hocam Ortaköy. Aynen bizim klasiğimiz. Kırtasiyemizi gezmeye geldik. Burada da böyle çıkmış sınav soruları falan var midtermlerde şunlardan. Hangi sınıf? 303'müş bu arada. 303 demek 3. sene mi demek? Böyle değişik şeyler var. Bunu 1. sınıf sandım. Evet, bunu 1. sınıfta sormazlar. Baksanıza. Bak 1'e bakalım, bence 1'deki soruları çözebiliriz. Ha bu dersi çok duydum. 619 sene şeyde vardı ya, neredeydi? Dur bakayım. Aa limit ya. Elen melen var. Tamam bak bunlar tanıdık şeyler. İşte bazen şey diyor ya, hazırlık hani atlamak bazen mantıklı oluyor. Evet çünkü ben mesela şu anda hatırlıyorum bütün konuları. İşte limitinden tut fonksiyonlarına yani, kadar ama unutacağım yani. İlginç. Neyse şu an bunları kapatalım bütün. Neyse hazırlık. Neyse biz hazırlıyoruz. Kimya sınavları falan. Aa bak SP'ler falan gördüm. Bunlar tanıdık. Bunlar hallolur. Evet Endüstri Kırtasiye'yi çok beğendik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz, çıkıyoruz. Bugün müzikal var. Çok tatlıcık. Arkadaşlar saat şimdi 10.30 geçtim. Işık yok ama ışık olması lazım. Arkadaşlar biz şimdi parka geldik. Ve çiğ köfte yiyoruz parkta şu anda. Ben şu an kaydırakta oturuyorum. Burada da Beyza var. Evet başka yiyecek yer bulamadık. Sabahtan beri şey tartışıyoruz. Devrimde mi yiyelim? Fizik çimlerinde mi yiyelim? Nerede yiyelim diye. En son geldiğimiz yer yani. Oyun parkına geldik. Şuralar sürekli oradan buraya koşuşturuyorum ve yapmam gereken şeyleri dediğim gibi çok erteledim. O yüzden şu son 1-2 gün falan gerçekten artık irademi hani hakim olup oturacağım ve yapmam gereken her şeyi bitireceğim. Özellikle yarın umuyorum ki hani gidecek hiçbir yerim yok, katılacak hiçbir şeyim yok. O yüzden yarın adam akıl oturacağım ve hepsiyle uğraşacağım diye düşünüyorum. Şimdi yatana kadar da zaten uğraşırım büyük bir ihtimalle. Evet şu anda saatlerimiz 23.43'ü gösteriyor. Ben burada Excel ile alakalı olan işimi açtım. Burada diğer işimi açtım ve artık gittiği yere kadar bu ikisini yapacağım. Yarın da sabah erkenden kalkmaya çalışacağım bu sefer ve yarın gerçekten verimli bir gün geçirmek istiyorum bu derse iş konusunda. O şekilde ben şimdi başlıyorum.
Selam herkese, yine ben. Şimdi sizlere bu videonun devamında neler yaşandı ve nasıl eğlendik onlardan birazcık bahsedeceğim. Öncelikle video çok geride kaldı çünkü sorusunu çekemedim ya da çekecek halim olmadı diyebilirim. Videodan önce zaten gördüğünüz orada işte yemek yemeye gitmiştik arkadaşımla. Bulgur pilavını falan çekmiştim. Sonrasında biz arkadaşlar oryantinik antrenmanına gittik ve 1,5 saat kadar spor yaptık. Ondan sonra ben işte geldim, ders çalışacağım, çok güzel her şeyi ayarladım falan, bir sürü yapacak işim var. Tam başladım böyle aşırı derecede midem bulanmaya başladı, üşümeye başladım falan. Ve hani dedim ki bir şey dokundu galiba. Yani çünkü giderek artmaya devam etti ve normal bir şey gibi değildi. Sonra dedim ki kusayım, kustuktan sonra rahatlarım gibisinden düşündüm. Ancak hiç de öyle olmadı. Kustum ama rahatlayamadım çünkü yani çok saçma bir mide bulantısıydı. Bilmiyorum, anlatamıyorum şu anda. Sonrasında dedim ki yani bu böyle olmayacak. Şu anda odaklanamıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Ben uyuyayım. Sonra işte 11.30-11.40 gibi ben uyudum. Ve sonrasında 1.30 gibi uyandım ve uyanış. Yani sabah kadar bir daha uyuyamadık zaten. Dedim ki yani olmuyor. Çünkü hani kusuyorum, rahatlayamıyorum. Midemde hiçbir şey kalmadı ama yani kötüydü bayağı. Sonrasında WhatsApp grubuna mesaj attım. Arkadaşlar ben çok kötüyüm şu anda. Hani ne yapabilirim? Şu anda bu saatte hastaneye gidebilir miyim bilmiyorum falan gibisinden böyle mesaj attım. Sonrasında tam mesajımdan bir dakika sonra arkadaşım mesaj attı. Ses kaydı attı. Dedi ki Doğa ben de çok kötüyüm. Şu anda hastaneye geldim. Zaten onu duyduktan sonra dedim hani galiba biz zehirlendik bir şeyden. Bir şey oldu çünkü hani ikimiz de o gün sadece yemekhaneden yemiştik ve yani ya dip dibeydik bütün gün boyunca, başka bir şey yapmadık yani. Onun dışında sonra sabahlara doğru öğrendik ki bir tane arkadaşımız aynı şekildeymiş. O da sonradan geldi. Biz böyle hastanede yan yana kolumuza serumla yattık falan. Ve hani hastanedeki herkes arkadaşlar ODTÜ'lüydü. Yani herkesin ODTÜ sweatshirt vardı. ODTÜ izcilikten vardı. Normal ODTÜ sweatshirt olan insanlar vardı. Hatta en son iki tane Hacettepe'li kız gördüm. Dedim ki ya siz de mi zehirlendiniz? Siz de iyi misiniz falan diye sordum. Kızlar dediler ki yok biz ODTÜ'deki arkadaşımız zehirlendi. Onu getirdik dediler. Bu arada arkadaşlar bu alanı tamamen benim başıma gelen durumlar. Yani benim tecrübelerim. Yani bazı insanlar işte o gün yemekhanede yememesine rağmen ODTÜ'den farklı bir yerden yememelerine rağmen zehirlenmişler. Yani şu anda tam olarak her şey yemekhaneden kaynaklı mı, farklı farklı yerlerden kaynaklı mı bu belli değil. Hani şu an onları bilemiyoruz ne yazık ki ama bildiğim bir şey varsa o gün gerçekten çok kötüydü. Arkadaşlarımla gerçekten sabahlara kadar hastanede mahvolduk ve sonrası da çok kötüydü. Yani çok uzun bir süre kendime gelemedim. Merdivenleri çıkarken bile inanılmaz halsiz hissediyordum. Yavaş yavaş yeni toparlanabiliyorum. O yüzden kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Gerçekten zehirlenmek hiç hoş bir şey değilmiş. Onu görmüş olduk. Evet, benim bu olay hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi sizi kapanışa yolluyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Benim gerçekten aşırı aşırı hoşuma gitti. Genel olarak böyle çok eğlenceli günlerdi. Fransa'dan gelen ekip zaten çok güzeldi. Müzikale gittik, o da çok güzeldi. Genel olarak böyle ODTÜ'nün hani balayısını yaşadığım günler oluyor. Bunun dışında şu aralar böyle midterm'lerimiz yaklaştı. Hazırlıkta quizlerimiz oluyor. Hatta bugün bir quizden çıktık. Şu aralar birazcık daha dersi akademik odaklı geçiyor. Ancak geçtiğimiz hafta benim için gerçekten çok güzel bir hafta olmuştu. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.